derler ki gelin günle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Efendim kahveler bizden hoş geldiniz. Yine Kanal 42 ekranlarında çok güzel ve özel bir konukla beraberiz. Bugün edebiyatı konuşacağız. Güzel konuşmadan bahsedeceğiz. Diksiyondan bahsedeceğiz. Biraz hal dilini, beden dilini anlatacağız. Ve bunun için gerçekten kendisine çok güvendiğim, bilgisine çok güvendiğim bir hanımefendi bizimle birlikte olacak. Sayın Ayşenur Yaylacı Oduncu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, hamdolsun siz. Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. Bizi kırmadığınız için ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evet, programımıza başladık. Ayşenur Yaylacı Oduncu kimdir? Kimdir? 2014 yılında edebiyattan mezun oldum Selçuk Üniversitesi'nde. Bu bölüm üzerine yüksek lisans yaptım. Hatta yüksek lisansımı çocuk edebiyatı üzerine yaptım ve alanda ilk hem edebiyat hem çocuk edebiyatı. Çünkü çocuk edebiyatı sadece Türkçe bölümü için geçerli. Ama biz bunu edebiyata da uyarladık. Alanı ilk tezini de bitirmiş oldum. Daha sonra komeklerde eğitici ve öğretici olarak görev aldım. Halen komekteyim. İşte diksiyon, spikerlik, konuşma, hızlı okuma. Şu anda online eğitim veriyoruz. Burada da işte paragraf, dil bilgisi, tez yazımı gibi alanlarda derse giriyorum. Özelden de öğrenci koçluğu yapıyorum. Yani öğrencilerle birebir ilgilenip onları sınavlara ve hayata hazırlıyorum. Çok güzel. Bugün demek ki benim işim biraz daha zor. Kendime daha çok dikkat etmem gerekecek konuşurken. Çünkü karşımda çok ciddi bir diksiyon öğretmeni var. Daha böyle kelimeleri seçerek konuşmamız gerekecek bugün. Peki hocam, kelimelerle aranız nasıl? Yani iyi tutmaya çalışıyorum. Açıkçası bazen sözlük okuduğum oluyor. Hani böyle sadece kitap okumak ya da roman okumak değil de böyle oturup ansiklopedi okuduğum ya da böyle sözlük okuduğum oluyor. Çünkü bazen gerçek hayatta da kullandığım kelimelerin aslında farklı anlamların olduğunu görüyorum. Ya da mesela sosyalitede hani böyle insanlarla konuşuyoruz. Bir bakıyoruz ki farklı bir kelime farklı bir anlama geliyor. Haliyle onlarla ilişki içinde olmak çok daha önem arz ediyor. O yüzden konuşmaktan ziyade okumak bana göre. O yüzden kelime deyince benim aklıma okumak geliyor. Haliyle okumak olunca işimiz kelimelere de bağlı oluyor. Evet. Kelimeler güzeldir. Doğru, güzel seçildikten sonra bildiklerinizi aktarıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir olay. Bilginin zekatı derler bunun için. Evet. Peki bunu anlatabilmenin kuralları nedir? Yani neye göre değişir? Özellikle siz eminim ki bu kelimeleri seçerek ya da bildiklerinizi seçerek anlatıyorsunuz. Bunun püf noktası nedir hocam? Kime göre, neye göre anlatıyorsunuz? Yani işte kime göre, neye göre olayı. Yani karşıdakini çok iyi tanımak. Yaş grubunu, yaş aralığını veya kültür seviyesini çok iyi öğrenebilmek. Yani bazen kişilerle çok akademik dille konuşuyorsunuz. Kişi diyor ki acaba bu ne diyor? Ya da kişiyle konuşurken çok daha mesela işte hayattan konuşuyorsunuz. Kişi böyle hani sizi yatsıyor böyle diyor ki hani benimle sokak ağzıyla konuşuyormuş gibi algılayabiliyor ve bu haliyle insanlara karşı bir saygısızlık ya da hadsizlik olabiliyor. O yüzden kiminle konuştuğumuza ve ne konuştuğumuza çok dikkat etmek şartıyla konuşmalarımıza dikkat ediyoruz. Yani bu her alanda böyle ama sadece bir hani edebiyat konuşmak ya da başka bir şey değil. Her alanda böyle. Yani yaşı 4 ise çocuğun çocuğa göre, 40 ise 40'a göre ve tabii ki kültür seviyesine göre. Evet. Der ki Mevlana karşımızdakinin anlayacağı kadar anlaması çok önemli der. Peki, güzel konuşmak herkese lazım mı hocam? Herkese lazım. Yani herkes güzel konuşmalı mı? Güzel konuşmaktan ziyade kendimizi net ifade edebilmeliyiz. Hani bazen insanlar arasında oluyor işte, ben öyle söylemek istemedim. Ne söylemek istedin o zaman? Evet. Yani bizim anladığımız bir şey ya da kişinin anlattığı bir şey var. Yani bence önemli olan o. Hani biz neyi nasıl söylediğimize çok dikkat etmeliyiz ki sonrasında pişmanlık yaşamayalım ya da ah vah töh demeyelim. Çünkü bizim problemimiz o. Yani tüm halk olarak da öyle. Hani işte ben öyle söylemek istememiştim, ben böyle söylemek istememiştim. Öyle değil de ben gerçekten bunu söylemek istedim. Bence bizim asıl sıkıntımız bu. O yüzden oraya dikkat edersek çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Diyebilir miyiz hocam, bu güzel konuşmanın içerisinde aslında net ifade. Evet. Bir kendimizi kaplıyor, doğru ifade edebilmek. Evet. Ki karşı taraf bizi doğru anlayabilsin, pişmanlık olmasın için. Peki hocam, şimdi çok kozmopolit bir ülkede yaşıyoruz biz. Lehçe, şive, ağız, değil mi? Bunlar evet, çok farklılık çok gösterebiliyor. Yani Konya'da bile farklı ben lehçeler ağızlar duymuşluğum var. Güneydoğu'da bu böyle farklılık gösterebiliyor.
Bu kadar fazla şiirin olduğu bir yerde standart bir dille konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Bunu da ayırt etmemiz lazım, evet, değil mi? Yani kişiye göre konuşurken bu lehçe ağız kavramını da baz almalı mıyız? Gerekiyor. Yani bu kesinlikle şart. Niye? Çünkü bazen mesela bir don kavramı vardır. Hani diyoruz işte ne demek don? Mesela bazı yörelerde elbise demek. Hani böyle duyunca insan şok oluyor, diyor ki hani düşünün yani bir alışveriş merkezine giriyorsun, diyor ki don almaya geldim. Sen şok yani, diyor ki ne demek yani bunu, ne, nasıl söylüyor bunu? Kişi sizi yaslıyor bu sefer. O onu yaslıyor, o da onu yaslıyor. Hani şöyle don ne demek? Hani ne arıyorsunuz? Demek yerine biz direkt insanları yargılıyoruz. Belki bizim hani ön yargı problemimiz var ya tüm insanlık olarak maalesef, yani. Evet. Belki bunu assak bence bu ağız şive olaylarını da aşacağız. Ya da o kişinin aslında bize ne söylemeye çalıştığını bilsek. Bence belki bunu halletsek çok ağız şive olayı da bizi çok sıkıntıya sokacak durumlar değil. Evet. Konya dışında bunu yaşıyor musunuz hocam? Mesela Konya'da kullanılan bir kelimenin aslında diğer şehirlerde, Konya'da yaşadığımız için söylüyorum bunu. Başka bir şehirde örnek verilebilir. Mesela soğuk kelimesi yerine ayaz kelimesi. Ya da işte başka aklıma gelen şu an için pat diye yok mesela ama bunları yaşayabiliyoruz. İşte Konya'da mesela 42. yağmurları var. Hani insanlar bunu çok ağlıyor. Hani bu ne demek? Ya da işte doluya başka isimlerin verilmesi falan. Tabii ki bunlar çok yaygın olarak gördüğümüz şeyler ama ortak bir dil hani ya da ortak bir payda tabii ki mümkün. Hani hiç mümkün, hiç konuşamayacağız değil. Ortak bir paydamız mümkün ama bunun üstü ya da altı tabii ki mümkün. O da mümkün. Evet. Gaziantep'te arkadaşa Rafık diye seslenir. Ya orada böyle bir sistem var. Dostuna, arkadaşına bu şekilde sesleniliyor. Bu da farklı bir lehçe. Peki hocam, diksiyon dersleri de veriyorsunuz. Evet. Bunu kaç yaşta itibaren alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Aslında çocukluktan. Yani mesela 7. sınıf, belki 8. sınıf. Hani tam öğrencilerin sınava hazırlık aşaması bu ama aslında çocukların ya da bireylerin tam olarak kelimeleri algıladıkları dünya. Ya da daha eskiye de, daha önceye de götürebiliyoruz bunları ama yani dil bilimsel olarak ya da etimolojik olarak çocukların kelimelerin dünyasına girdiği yaş 14 yaş. Ve haliyle bunlardan sonra alınması tabii ki çok önemli. Çünkü en azından birey farkındalık oluşuyor. Hani temelini alıyor. Üstüne koyup koymamak tabii ki kişiye kalmış. Ya da kendini geliştirip geliştirmemek bireyden bireye değişiyor. Ama çocuklarımıza bu yaşlarda algılattığımızda çok etkili. Ha, üstü olmuyor mu? Oluyor. Yani 20'den sonrası, 30'dan sonrası da, değil mi? Çok zorlanıyoruz. Değil mi? Evet. Lise bitiyor, üniversite hatta bitiyor. Sonrasında işte bir sertifika alayım, diksiyon kursuna gideyim gibi. Ama siz İş arayışı. Evet, daha ufak yaşlarda başlaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki özellikle diksiyon dersi alması, bu kurslara gitmesi gerektiğini düşündüğünüz meslekler? Öğretmenlik mesleği için şart. Yani bu her ülkemizin her yöresi için geçerli. Kişi başka yere de atansa, kendi bölgesinde de atanmış olsa ya da bireysel olarak kendini geliştirmeye de hazırlansa bu şart. Yani benim için öğretmen, yani ben kendi bazımda düşündüm, öğretmenlik için şart olduğunu düşünüyorum. Ya da insanlarla iletişim kurduğumuz alanda hepsi aslında. Yani insanlarla konuşurken kendimizi doğru ifade edebilmek, işte işimizi en iyi şekilde ifade edebilmek. Mesela bir kasiyeri düşünebiliriz. Hani şöyle algılıyor işte, kasiyer zaten bizden. Öyle değil. Yani halkla mücadele ediyoruz. İnsanla konuşuyoruz. Haliyle insanların psikolojik yapılar, insan deyince aklımıza psikolojik bir yapının gelmesi gerekiyor. O anda kişi canı sıkın olabiliyor, başka şeye patlamış olabiliyor. Hani psikoloji bir yansıma olayımız var ya bizim. Aslında ona sinirlenmiyoruz da başka bir şeyin sinirini ondan alıyoruzdur falan. Haliyle bu tür durumlarda kendimizi ifade edebilmek ve sakinliğimizi koruyabilmek. Tabii ki bunlar da diksiyonun içine giriyor. Haliyle oralarda da dikkat edilmesi gerekiyor. Yani insanla haşır neşir olduğumuz için temelde aslında belki seçmeli ders olarak bile konu yerleştirilip mesela talim terbiyeden tabii ki onay çıktıktan sonra bu şekilde okullarda da verilebilir veya fahri olarak öğretmenlerimiz yardımcı olabilir. Ama okul döneminin sonrasında da yani benim aklıma gelen meslek olarak öğretmenlik ve insanla iletişim halinde olan hepsi diyebiliriz. Ya ben isterdim lisedeyken diksiyon dersim olsun isterdim yani. Güzel olurdu gerçekten. Bazen şu anda düşünüyorum böyle hızlıca hafızamdan geçirdim. Lisede ders anlatan hocalarımı anlamadığım zamanlar çok olmuştur. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten öğretmenlerin mutlaka diksiyon dersi alması gerekiyor. Peki hocam, edebi konuşmak mı, edebiyat yapmak mı? Edebi konuşmak. Edebiyat yapma diye bir tabir var. Evet, bunu nasıl karşılıyorsunuz?
Hoş karşılamıyorum hocam. Yani bunu herkes aynı şekilde hoş karşılamıyor. Hani edebiyat yapmak deyince aklımıza böyle boş konuşmak, laf kalabalığı gibi bir algı geliyor. Aslında edebiyat yapmak kelimesi çok önemli. Yani bunu çok eskilere götürdüğümüzde belki bunu Göktürk kitabelerine ya da Orhun alfabesine bile götürebiliyoruz. Çünkü orada da o kadar çok mesela Tonikuk yazıtı var. O kadar çok sanatkar hani bir üslupla söylüyor ki bize. Halkın seviyesini, halkın ustalığını çok güzel aktarıyor. Hani olmuş olsaydı oradan olurdu. Bence edebiyat yapmak kelimesinin alt tabanını oradan da getirtebiliriz. Tüm kitabelerimizde de aynı şekilde, işte tüm yazıtlarımızda da aynı şekilde kullanıyoruz. Yanlış algılama, hani bu Galata meşhurdur dediğimiz bir durum var ya, şu an için aynı şekilde kullanıyoruz. Hani çocuklarımızda, yetişkinlerimizde hepimiz işte edebiyat yapma, tamam bırak artık ifadeleri oluyor. Keşke herkes edebiyat yapacak kadar edebiyatı bilse, tanısa, ne yazık ki yok. Haliyle keşke bu da yanlış anlaşılma olmasa da yani birbirimizi dinlesek. Yani hani bana göre televizyonlar kapansa ya da kitaplar da aynı şekilde okuduğumuz kitapları birbirimize çok güzel dille aktarabilsek bence öylece daha fazla kitap okumuş ya da daha fazla bilgiye ulaşmış oluruz. Haliyle bunun altına keşke edebiyat yapmak desek. Temenni evet. Diyelim. Böyle temennimiz sürekli var. Evet. Anlaşılmak aslında değil mi hocam? Başta da söylediğimiz gibi yani edebi konuşmanın altında yatan esas neden anlaşılmak. Evet, anlaşılmak. Net ifadeler, düzgün konuşmak. Bunu anlıyoruz değil mi? Konuşmanın yanında bir de bizim bir hal dilimiz var hocam. Evet. Beden dili. Biraz ondan bahsedelim mi? Şöyle yani beden dilini bilmek ya da kavramak ya da uygulamak çok farklı. Çünkü beden dilinin köken olarak bilmemiz ya da bunu anlamamız çok zor. Çünkü yani uzmanlar bunun üzerine çalışıyorlar. Biz de bunu biliyoruz. Hani şöyle bir algı var en basit. İşte kolları bağlayınca konuşmak istemiyorsun. Aslında kişi kollarını bağlayınca konuşmak istemiyor değil de kendi kabuğuna çekilmek istiyor. Mesela böyle bir durum. Ya da işte kişinin o anda dudağını kapatması, şu şekilde kapatması. Hemen insan, ha yalan söylüyor. Hani hemen yargılama. Az önce de hani bahsettik ön yargı. Hemen bu şekilde değil de acaba kişi benden bir şey saklayabilir mi? Gibi yaklaşmak. Belki bu daha önemli olabilir. Ya da işte beden dili dediğiniz durumda yalandan ziyade kişinin sıkıntılı hallerini bilebilmek. Ya da işte kapıyı çaldınız diyelim kişinin acelesi var ama sizi içeriye almadı. Hani küsmek, gönül koymak değil de ya bu her zaman böyle yapmıyordu. Herhalde sıkıntısı var diyebilmek. Yani o duruşu bence analiz edebilmek. Yoksa işte yalan söylediğini bilmek işte ya da ne bileyim benden bir şeyler sakladığını bilmek. Böyle çok kötüye yormak değil de daha güzeli yorarak hayatımızı güzelleştirmek bence beden dilinde önemli olan nokta orası. Biz oraya Hüsnü kaçırıyoruz. Hüsnüze ile yaklaşıp evet. Onu daha doğru kanalize etmek belki de değil mi? Yani evet. Anlamamız gereken sebep bu. Gerçekten çok duyuyorum bu ellerini kollarını evet. Bağladın çöz. Yani artık normal insanlar hayatında birbirlerine söyler oldular bu durumu. Aslında yine aynı şekilde. Altında yatan başka bir sebep var diyorsunuz. Yani, bu da aynı şekilde. Hani kabul ediyoruz ama yanlış algı. Hani evet kişi kollarını bağlıyor. Belki sıkıldı. En basit mesela konuşmak istemiyor veya konu ilgisini çekmiyor. Hani çünkü bazen çok farklı konulara çekilebiliyor. Örnek veriyorum bir dizi konuşulsa belki ben hiç konuşmam çünkü bilmiyorum hani izlemiyorum. Ama kişi diyor ki ha benden bir şeyler saklıyor. Ha şunu şöyle yaptı. Öyle değil belki konuyu değiştirmek lazım. Belki kollarını bağlama değil de senin başka bir şey mi? Hadi sen konuyu sen aç mesela. Böyle bir şey diyerek onu içimize çekmek. Ama biz insanoğlu olarak onu dışlama taraftarı oluyoruz. Hani ya da yargılamak ya. Bildiğimizi düşündüğümüz için bilgi bazen çok bilginin de sıkıntılı olduğu durumlar ya da ben biliyorumun sıkıntılı olduğu durumların olduğu anlar oluyor. O kişiyi ötelemek. Ötelemek değil de keşke o insanları içimize çekebilmek. Belki hal dili dediğimiz durum bence bu konuda daha önemli. Ya da soru sorsak değil mi hocam? Neyin var? Nasılsın? Evet. Değil mi? Daha kolay olur belki iletişim. İşte biz o kolaya geçmiyoruz hocam. Daha kolay olan yargılıyoruz. Diyoruz ki o bugün böyleydi kesin şunun bir sıkıntısı var. Niye? Çünkü orada ben biliyorum işine giriyor. Evet. Ama soru sorsak ben bilmiyorum sana soruyorum olayı sen biliyorsun oluyor. Haliyle sorduğumuz kişi bir tık yüceltmiş oluyoruz ya. Biz o ego onu biraz kırıyor ne yazık ki. Bir hal dili önemli ama biz bundan pandemi sürecinde çok uzak kaldık evet. Maalesef. Yani öyle ki anne babamızı dahi anlamaz duruma geldik. Çok zor bir durumdu. Sizin için nasıl geçti hocam pandemi? Pandemi benim için yani hem güzel hem zor geçti. Niye? Güzel yönü şuydu. Yeni kızım olmuştu o dönemde. Haliyle kızımla vakit geçirdim. Hani böyle tek başına. Ama kızım böyle biraz daha işte ay ay büyüdükçe sosyalleşmediğini görüyorum. Yani işte insanların arasına girdiği zaman sadece benim dibimde, sadece benim yanımda. Bu çok sıkıntı.
Çünkü ölümlü dünyadayız. Yarınımızın ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Çocuk da olsa ayaklarının üzerinde durabilmesi gerekiyor. Ya da tek başına varlığını sürdürebilmesi gerekiyor. Bu anlamda tabii ki sıkıntı oluyor. Yani bir pandeminin başka yönü mesela eğitim olarak. Biz o zaman yüz yüze eğitimdeydik. Daha sonrasında online eğitime geçtik. Online eğitimde il dışlarına varabildiğimizi görüyoruz. Mesela benim Şanlıurfa'dan, Mardin'den ya da yurt dışından, işte İngiltere'den öğrencilerim oluyordu. Bu yönüyle güzel oldu. Uzaktan eğitim yaptınız. Uzaktan eğitim yaptık. Yani onlara ulaşmak benim için çok daha güzel oldu. Hani evet, pandeminin bizden götürdükleri çok fazla ama artıları da yok değil. Hani hiç yok mu? Tabii ki artısı da var. Onlar da güzel oldu. Hocam, uzaktan eğitimde bu bahsettiğiniz şehirlerde ya da işte ülke dışında hangi dersleri veriyorsunuz? Şöyle, daha çok talep hangisi olursa mantığımız vardı. Ama şu anda artık öğrencilerin çok fazla sınava yönlendiği, işte kişinin kendini geliştiremediği durumlarda paragraf kursu açmıştık. Hatta yöneticiler demişlerdi ki hani paragraf gitmez ya, kim gelecek? Paragraf otur çöz mantığı olmuştu. İki kursumuzda çok ani bir şekilde doldu ve çok güzel, bereketli bir geçti. Çok güzel verimler aldık, çok güzel dönükler aldık. Mesela yüksek lisans hiç kazanamayan iki tane öğrencim paragraf kursu sayesinde yüksek bir puanla, hatta ilk birinci dereceyle girmişlerdi. Kurslara yüksek lisansı hazırlanana evet, katılabilir. Evet, yüksek lisanslar, doktoralar var mesela. Bu dönem mesela bilimsel tez yazımı diye bir kursumuz var. Onları verdik. Bir dönem ben orada hitabet verdim ama hitabeti verirken çok sıkıntı yaşadık. Çünkü benim insanların bu ağız yapısını görmem gerekiyor. Diksiyon için, kelimelerin çıkışı için. O yüzden onlardan vazgeçtik. Hızlı okuma vardı. Ben hızlı okumayı hiç online olarak vermedim. Çünkü hızlı okumada benim yönlendirdiğim ya da böyle çalıştığım başka durumlar var. Ve ben insanlarla birebir ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Hani toplu olarak değil. Çünkü toplu olduğu zaman illaki bir şeyleri kaçırıyorum. Birebir ilgilenmeyi seviyorum. Öyle olduğu için mesela hızlı okumada kişi ne yapıyor? Geliyorsa daha fazla verim almaya geliyor. Hani atıyorum 180 kelimeyle başlıyorsa bitişle 300-400'ü görmek istiyor. Halle bunu veremiyorsak öğrenciye, ben öğrencide problem aramıyorum da kendimde problem arıyorum. Öyle önce onu mesela uzaktan eğitimde vermemiştik. İşte hitabet, kendini geliştirmek, kişisel gelişim gibi kurslar. Mesela bu dönem dil bilgisi kursumuz var. Verimli ders çalışma yöntemlerimiz var. Benim verdiğim kurslar bu şekilde. Evet, bir nevi öğrenci koçluğu yapıyorsunuz. Evet, bir nevi. Hatta mesela bu verimli ders çalışmada daha çok bu dönem ağırlıklı olarak anneler vardı. Annelerin hepsi işte bizim çocuğumuz okula gidiyor ama işte pandemiden dolayı koptuk. Nasıl yapabiliriz? Ne ders çalışabiliriz? Çocuklar nasıl yönlendirebiliriz? Hep bu sıkıntılar vardı. Tabii ki kendisi için gelen de vardı ama ağırlıklı nokta hep anneydi. Yani görürüz ki artık ebeveynler daha çok sürecin içinde bilinçleniyor. Onlar tabii ki çok daha güzel. Bir de evlatlarının bu sosyal ortam ve okul ortamından kopuşları da aileleri etkiledi. Evet, çok etkiliyor. Dolayısıyla bir çare düşünüyorlar. Evet. Çare bizde bir demişler. Çok güzel. Anneleri tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel. Peki hani online olarak uzaktan evet kişilere ulaştınız. Başka bu pozitif yön olarak ne söylemek istersiniz uzaktan eğitimin? İnsanların hayatlarına dokunmak benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani sadece ders olarak değil. Hani çünkü çok yalnız kalıyoruz pandemide. Yani kişiler de öyle. İşte hocam ben çok yalnızım, buradayım diyen insanlar oluyor. Ve onları konuşmak, onları böyle kendimize çekmek ya da böyle bir topluluğun oluşması. Mesela grubumun biri var, hala kopmadı. Bir yıl oldu. Ara ara diyorlar hadi şu gün görüşelim, o gün açıyoruz. Neredeler? Yani başka illerde olanlar farklı da var. İllerde. Farklı illerdeler. Evet. Ağırlıklı Konya olan da var. Toparlanıyorlar ve işte diyor ki işte sen ne yaptın, ben ne yaptım, sadece sohbet ediyorlar ve o kadar güzel dönütler alıyoruz ki işte bu konuşma bana çok iyi geldi. Beni motive etti. Benim aslında böyle bir konuşmaya ihtiyacım var dedikleri an oluyor. Çünkü insanlar bazen bulundukları ortamda değersiz hissediyorlar ya da hissettiriliyorlar. Haliyle birine sen benim için değerlisin demek ya da bunu ifade edebilmek, bunu gösterebilmek çok kıymetli. Halle biz bunlara ulaşmak benim için çok daha önemli. Evet, ders olsun, başarı olsun, işte öğrenciler atansın, istedikleri yere gelsin. Bunlar çok önemli. Bunlar işin çok daha başka boyutu. Ama bireyden, işte benim hocam hayatıma dokundunuz. Ya da hocam iyi ki varsınız, iyi ki karşıma çıkmışsınız ifadeleri bence çok daha başka kefeye konulacak konular. Evet, uzaktan eğitimin pozitif ve negatif yanlarını öğrenmiş olduk. Gerçekten güzel. Yüreklere dokunmak en evet. Güzeli değil mi hocam? Peki, şu an günümüzde beğendiğiniz edebi yazarlar desek aklınıza kim gelir? İlk olarak Recep Seyhan gelir herhalde. Recep Seyhan. Evet. Not alabilir izleyenler. Alabilirler evet. Yani Recep Seyhan'ın 4 tane hikaye kitabı var yeni olarak.
Üzerine de çalıştığı başka bir projesi var ki kişiyle de kendim görüşüyorum. Buraya geldiğimde, İstanbul'a gittiğimde de görüşmüştüm. Üniversite döneminde bir Çiçekler Kesmişti Selam'ı adlı bir hikayesi vardı. Yeni edebiyat hocam okumuştu ve hikaye beni çok etkilemişti. Çünkü bir çocuğun, yani bir evlat sevgisini bir babanın gözünden görüyoruz. Yani bunu bir kadın yazar yapsa ya da başka biri yapsa bu kadar belki etkilemez. Hani bize şeydir ya, babalar çocukları dışarıdan sever, göstermez. Ama öykü de o kadar güzel anlatmış ki, yani bir çocuk nasıl sevilir, çocuğun insan hayatındaki önemi nasıl. Ondan sonra okumuştum ben Recep Seyhan'ı. Hala da okurum ki öykü okumayı da gerçekten çok severim. Romandan ziyade öykü okumak belki benim için çok daha anlam ifade ediyor. Yani kısa ama çok daha etkili olduğunu düşündüğüm için. Ya ben şu ara Abdullah Harmancı okumuştum en son. Seni Neyi İhtiyarlattı hikayesini okumuştum. Abdullah Harmancı hocamıza da selam ederim. Evet, selam olsun. Evet. Yani onun da aynı şekilde hani böyle beklenmedik sonlarının oluşu çok güzeldi. Köksal Alver Hoca'yı okumuştum bir dönem. Hikaye dediniz, benim aklıma Mustafa Kutlu geldi mesela. Evet, Mustafa Kutlu'yu çok severim. Hani bu oturup bir kahvehanede hemen yazıp bitirmesi beni çok etkilemişti. Onu da aynı şekilde üniversite döneminde hayatını araştırırken öğrenmiştik. Hani Mustafa Kutlu bir kahvehaneye girer, eline kalemini alır, yazar. O tekrar üzerinden geçmezmiş. Hatta okuduğumda hiçbir kelime hatası ya da hiçbir cümle imlasında hata olmaz mı insanın? Hani çok çok zorlarsak tabii ki hani bazen çıkabiliyor ama çıkmıyor. Hani böyle düşünün, bir kere yazmışsınız. Hani biz yazmaya çalışsak kağıtlar, kürekler havalarda uçar, düzeltmeler olmaz. Ama Mustafa Kutlu'nun bu öykücülüğü gerçekten çok güzel. O yüzden hani Ya Tufanda Ya Turfanda diye bir mesela yazısı ya da öyküsü mesela, o çok etkilemişti. Ya da Mavi Hikaye, Mavi Kuş mesela. Mustafa Kutlu da aynı şekilde. Hani böyle bir çırpıda okuyabileceğiniz, sizi asla değiştirmeyen yapılar. Evet. Peki hocam, biz güzel konuşmaya niyet ettik diyelim. Tabii bunun yazma kısmı var, konuşma kısmı var, değil mi? Hazırlık aşaması. Okuma kısmı var da aslında, yani güzel okumak da önemli. Edebiyatı bunların başında mı öğreneceğiz, yoksa bunları yaşarken mi öğreneceğiz? Bunları yaşarken, bunlarla birlikte. Beraber öğreneceğiz. Beraber. Yani her ne kadar teorik bilgiyi bilsek de uygulamaya geçtiğimizde yapamıyorsak bilgi eksik kalıyor. Yani o yüzden teoriyi bilmek çok mu önemli? Evet, önemli. Ama uygularken yapmak daha önemli. Yani o yüzden işte örnek veriyorum. Bir metne başlık bulmak. Evet, metnin başlık bulmak şöyle işte başlığı olmalı, tamamını kapsamalı diyoruz. Ama örnek vermeye gelince kalıyoruz. Demek ki sıkıntı oluyor. Hani hep diyoruz ya, uygulamada problemimiz var bizim. Hep öyle oluyor. Uygulamada problemimiz oluyor. O yüzden uygularken öğrenmek ya da öğrenirken her birini uygulamak, her birine zaman ayırmak çok daha değerli. Evet. Hem Türkçe konuşmak, hem Türkçe düşünmek, evet, desek buna nasıl olur? Daha uygun olur. Daha güzel olur. Beraber olsun diyorsunuz. Peki, birkaç isim aldık sizden aslında ama ben yine de bunları hani uygulama safhasına geçelim istiyorum. Az önce isminden bahsetmiştik. Recep Seyhan. Evet, ilk öykü kitabı. Evet. İlk yazdığı kitap mı, evet, bu? Evet, ilk kitabı. Evet, buradan yine selam edelim Recep Seyhan'a. Bunu tavsiye edebiliriz, değil mi? Evet. Şu anda her yaş grubuna. Her yaş grubuna. Diksiyon, güzel konuşma, hitabet için uğraş, evet, veren kişilere tavsiye edebileceğimiz birkaç kaynak göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğimiz Recep Seyhan. Bunu hocamız da tavsiye ediyor. Güzel hikayeler, kısa kısa herhalde, değil mi? Evet, İçindeki çok hikayeler, uzun değil. Kısa kısa hikayeler. Bu alanlarda hizmet etmek isteyen, çalışmak isteyen kişiler için bu kitabımızı almalarını, okumalarını tavsiye ediyoruz. Diğer bir kaynağımız, evet, Yaşar Değirmenci, Zaman Yolcusuna Söylenecekler. Hocam bu kitap daha fazla böyle zamanı nasıl kullanırız, zaman nasıl verimli olur? Hani bazen diyoruz ki herkesi 24 saatte niye artmıyor? Ya da bazen diyoruz ki bu kişi bu kadar şeyi nasıl yapmış dediğimiz durumlar, gerçekten bu kitabın başucu kitabı olması düşüncesindeyim. Çünkü kitapla alakalı okuduğumda çok fırtınalar uyandırmıştı bende. Yani çok bilgi insanlardan bahsetmiş. Zamanı nasıl ayarlamışlar, 24 saati nasıl yapmışlar. Mesela bir anne vardı 4 tane çocuğuyla. 3 tane üniversite bitiriyor, 4 tane kitap yazıyor. Evet. Çok etkilenmiştim. Hani böyle bir tane çocukla bir şeylere mücadele verirken. Bu tarz örnekleri çok güzel.
ve zaman dediğimiz sıkıntıya çözüm yolu bulabilecek bir şey. Burada edebiyat yapmamaya geldik değil mi evet. hocam? Yani edebi olmaya. Hı hı. Aslında edebiyatın içerisinde bu zaman kavramının da evet. çok önemli bir faktör olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun için de bu kitabı tavsiye ediyor hocamız. Yine az önce bahsettiğimiz meslek dallarıyla ilgilenen ya da konularla ilgilenen kişiler için bu kitabımızı da yine tavsiye ediyoruz. Son bir kitabımız daha var. Bunlar hepsi tavsiye kitaplardır. İzleyicilerimize öyle aktaralım. Yani çünkü konumuz edebiyat, güzel konuşmak, işte diksiyon, hal dili. Ama bu kitaplar size yardımcı olacaktır diye. Evet. Özellikle hususen hocamın kütüphanesinden seçtim. Bu arada onu da belirteyim. Evet. Hocam Sırrı Er, Sözün Büyüsü. Evet. Bu diksiyon, hitabet ve diksiyon spikerlik sunuculuk bölümü için. Hani böyle bazen diksiyonun bir üst seviyesi spikerlik ve sunuculuk. Radyo televizyon okuyan öğrenciler için de aynı şekilde. İçinde bazı kelimelerin, Arapça, Farsça kelimelerin kökenleri, etimolojik yapıları, telaffuzları var. O yüzden ben derslerimde de ana kaynak olarak kullanıyorum. Gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet, ana kaynak olarak kullanıyorum dedi hocam. Biz de tavsiye ediyoruz. İletişim okuyan, radyo televizyon okuyan, hitabetle ilgilenen kişiler için yine bu kitabımızı tavsiye ediyoruz. Kitapsız olmaz değil mi hocam? Olmaz. Evet. Ahmet Turgut Hoca'nın bir lafıdır o. Allah kitaptan ayırmasın. Ben de çok severim. Ben de onu Allah kahveden ayırmasın diye söylerim. İkisinin birlikteliği size ne anımsatıyor kahve kitap deyince ne aklınıza geliyor? Rahatlama ve huzur. Yani kahve varsa ve kitap varsa açıkçası bana göre huzur. Yani böyle ve insanın kendini ayırdığı zaman. Çünkü bizim bu koşuşturmanın içinde en fazla kaybımız olan şey İnsanın kendine vakit ayırmaması, zaman ayırmaması. Hayli insan kendine bir 5 dakika bile ayırsa bence mutlu olacak ya da huzurlu olacak. O yüzden kahve ve kitap bana göre huzuru ifade ediyor. Evet. Özellikle biraz pozitif ayrımcılık yapalım değil mi burada? Kadınlara. Evet. Günde 5 dakikanızı ayırın diye. Evet. Yani 5 dakika belki yaptıkları işi bitirmeyecek ya da tamamlamayacak. Ama 5 dakika kendilerine ayırsınlar. Evet. Kendilerine olan inançları gelişiyor o zaman. Yani diyor ki vay be ben bugün örnek veriyorum. Evi bitirdim yani evi işte sildim süpürdüm. Çok basit yani. Ama bunu oturup düşünmediğimiz zaman ya da analiz etmediğimiz zaman sıkıntı yaşıyoruz. Evet. O yüzden gerçekten 5 dakika çok önemli. Ben bu konuda siz yardımcı oluyorsunuz zaten. Evet. Evet, bu konuda sıkıntısı olan hanımlar bana ulaşabilir. Kahveler bizden Instagram evet. hesabından ben Ayşenur hocamla görüştürebilirim. Yani ben kendime vakit ayıramıyorum, kitap okumak istiyorum, ev işi bırakmıyor diyen bayanlara ben bizatihi evet. destek olmaya hazırım. Hocam ben da hazır burada. Evet. Çünkü gerçekten bütün hayat kalitemiz değişiyor değil mi? Kesinlikle değişiyor. Bizim için çok önemli. Hocam sohbetimiz yavaş yavaş bitiyor. İki tane oyunumuz var sizinle birlikte evet. Yapalım. Evet. Şöyle kasemiz var orada özel hazırladığımız cümleler var, kelimeler evet. var. Bakalım sizin bahtınıza. Seçelim mi? Evet şöyle bir karıştırın bir seçin bakalım tamam. ne çıkacak. Kaç tane seçeceğim? Kaç tane seçmek istersiniz? Bir tane yeter herhalde. Bir tane seçelim hocam. Tamam seçtim. Bahtınıza ne çıkacak bakalım. Evet. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile dayan rüsva etme beni. Ahmet Arif. Bu kadar mı anlamlı olur? Evet aynen. Hasretinden prangalar eskittim şiiri vardı. Ahmet Arif sever misiniz severim. Hocam? Çok severim. Hasretinden prangalar eskittim şiirini de çok severim. Herhalde tam konumuza uygun geldi. Yani vallahi yani o kadar şimdi o kasenin içinde çok fazla söz evet. var. Gerçekten çok değişik sözler, ayetler yazmıştım ben. Ben hazırladım onu. Yani şu an gerçekten şaşkınlık içerisinde izliyorum. Çok güzel bir şiir çıktı. Hocam bir daha alabilir miyiz? Tabii ki. Tekrar edeyim. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, rüsva etme beni. Ahmet Arif. Evet. Ahmet Arif edebiyat dünyasında çok sıkıntılar yaşamış bir insandır evet. ama dayanma gücünü kitapta bulmuş. Yani beni rüsva etme, kitap oku diyor yani. Evet, evet okumak önemli. O da okumayla ayakta kalabilmiş şairlerimizden evet, bir tanesi. Vermiş, edebiyatta varlığını sürdürmüş. Çünkü bazen edebiyat dünyasına hızlı girip hızlı çıkan ya da hiç giremeyen, çabalayan insanlarımız var ne yazık ki. Ama Ahmet Arif kendi varlığını göstermiş. Marjinal bir yapısı olmasına rağmen değil mi hocam? Evet. Yani şiirleri aslında çok böyle mülayim, çok işte huzur verici değildir Ahmet Arif'in şiirleri. Ama o marjinal yapının altında o çekilen çilenin
kelimeye dönüşmüş şairi biz şu anda hala evet, okuyoruz. Bizim evlatlarımız okuyacak. Belki duvarlarını süsleyecek bu şiirler. Evet. Evet, kendilerine güç bulacaklar. Gerçekten dayanak noktası önemli. Evet, yine aynı şekilde. Dayanak noktası yine kendileri. Yani az önce konuştuğumuz konu. Burada demek ki cinsiyetin çok da farklı farklılık ifade etmediğini görüyoruz. Evet. Hocam bir oyunumuz daha var. Evet. Siz bu kısımdan biraz çekindiğinizi söylediniz ama evet, çekinmeyin. Çünkü siz zaten kelimelerle arası iyi olan birisisiniz. 8 tane kelimeniz var hocam. Bunların sizde uyandığı hissiyatı merak ediyoruz. Birer cümle mi yoksa bir kelime? Tamam. Bir kelime. Şair. Şiir. İnsan. Kargaşa. İlginç. Hayat. Hayal. Hayal. Güzel. Çirkin. Kadın. Hayat. Şehir. Şehir. Karmaşa ya da karışıklık. Evet. Hayatı da aynısını söylediniz hocam. İlginç. Evet. Nur. Nur. Allah. Kahve. Kahve. Huzur kokusu. Huzur kokusu. Çok güzeldi. Huzur kokusu. Huzur diye duydum hocam da huzur kokusu ilk kez duyuyorum. Yani ben o kahvenin böyle yudumlanma değil de o pişme aşamasındaki kokusunun beni çok çektiğini biliyorum. Ya da böyle taze çekilmiş kahve kokusunu böyle mutfağa bırakıp hani böyle günlerce bana verdiği huzuru biliyorum. İçmesek de olur, kokusu yeter. Yani kokusunun bana yettiğini hissediyorum. Öyle önerilerini de duymuştum hocam. Yani sadece kokusu için evine kahve evet, alan insanlar biliyorum. Yok yani tüketiyorum. Günlük ya da böyle düzenli olarak tüketiyorum. Kahvenin ne kadar gerek metabolizma için gerek sağlık için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama kokusunun da bendeki etkisi çok güzel. Evet, kokular unutulmuyor hocam. Evet. Öyle derler değil mi? Hocam biz çok keyif aldık sohbetten. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz şu anda Ayşenur hocamın evindeyiz. Bizi evine davet etti. Kahvesini ikram etti. Dediğim gibi biz söylediklerimizin arkasındayız. Kadınların bu hayatta daha çok var olmaları, hakkıyla var olmaları için elimizden geleni yapacağız. Ahmet Arif'in de dediği gibi kitapla dayanacağız. O yüzden her daim bize ulaşabilirsiniz. Kahveler Bizden Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Biz de bu güzel kahvelerin bir diş kirasını verelim istedik hocam. Kanal 42'den şöyle kahve çikolata kesemizi size armağan ediyoruz. Dostlarınızla, sevdiklerinizle güzel kahveler içersiniz. Kahvelerimiz tamam. Gülce Kahve'den. Umarım teşekkür beğenirsiniz. Ederim. Çok sağ olun. Afiyet şifa olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz hocam. Evet, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Kahveler Bizden bu arada sona erdi. Kahvemizi içtik, ikram ettik, sohbetimizi gerçekleştirdik. Başka bir programda, başka bir yerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle, kelimelerle ve kitapla dayanmak ümidiyle diliyorum. Hoşça kalın ve selam.